Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Arkadaşlar, dumanı uçuruyorum şu anda. Tek uçuyor. İnanılır gibi değil. Tek başına 20 dakikadır uçuyor arkadaşlar. İki kasaya yakın odun kırdım. Semaveri yaktım. Güzelce çayı demleyeyim dedim. Hani bu uça dursun. Saate de baktım. Tam 20 dakikadır tek başına uçuyor. Normalde bu kuş 5 dakika uçup iniyordu. Nefes nefese kalıyordu. Ağzını açıyordu. 20 dakika uçması beni bayağı bir duygulandırdı arkadaşlar. Yani nefesi şeyle birlikte bayağı düzelmiş. Silik şekeriyle uçura uçura. Eğer sizin de kuşlarınız, yani biri 5 dakika uçuyor, sürekli böyle iniyorsa, hani erkenden iniyorsa, işte arkadaşlar uygulamalı pratik örneği, bu kuş 5 dakikada bir nefes nefese kalıp iniyordu. Kaçak indirdiğimiz siliğin peşine taka taka kuş nefesini açmış. Az önce de atmaca geldi. Hatta kısa bir video çektim. Atmaca ile alakalı şey değil, yani kuşa dalarken değildi. Şu çamlıkların altına kuşa vura, kuşun beyazının üstünden böyle az bir şey tırnaklarını sürttürdü. Şuradaki çam ağacının altına gitti. Dedim gideyim yakınlaşıp çekeyim onu çamın üstünden. Olacak olacak. Dedim yakınlaşıp çekeyim şeyden. Çamın üstünden. Böyle 4-5 saniye bir alabildim. Atmaca hemen tabi. İnsandan ürktüğü için kaçmaya çalıştı ama Instagram'a atarım kısa bir şeyini. Ben onu böyle yakından böyle odak yapıp çekmek istiyordum arkadaşlar. Lakin çekemedik. Beyazı, şimdi kuşu ürkütmeyeyim. Sırtının üstünü görüyorsunuz. O kabarmasından değil arkadaşlar. Kuş kabarmasından değil. Az önce atmaca beyaz aynı burada dururken sırtının üstünden böyle tırnaklarıyla hayvana yani alacak da alamadı. Yani tırnakları sürttü geçti. Yani o anı videoda saymışım. Yani anan böyle av şeyini izleyecektiniz kuşun. Şimdi hedefte durmuyorlar. Aşağıda. Yukarı çıkıyorlar. Ben de aşağı indirmeye çalışıyorum aksi gibi. Kuşlar yukarıda duruyor. Ama beyazın ödü patladı. Böyle kuşu az daha alıyordu arkadaşlar. Tırnaklarını böyle tüyünün üstüne sürttürdü. Geçti. Buralar bayağı bir tehlikeli olmaya başladı. Gene gelir diye düşünüyorum. Bak kayıttayken belki gene gelebilir. Ama beni görüyor. Şimdi ben çardağın altında otursam bu sefer de şeyi çekemiyoruz. Biz burada olmadığımızda hemen dalıyor arkadaşlar. Veya çardağın altında oturduğumuzda galiba bizi bir yerden gözlüyor. Bizim olmadığımızı anlayınca hemen arsaya, kuşlara dalmaya yelteniyor. Çam ağacının oradayken ilk bir yakından çekebilseydim. Şöyle çok güzel bir hayvan ama böyle. Allah muazzam yaratmış. Yani gözler mözler böyle. Hayvan resmen ateş ediyor. Bu da korkudan mı uçuyor diyeceğim de. Gerçi yok ya. Buna dalmadı. Bu havadaydı. Bu biraz yüksekteyken beyaza şey yaptı.
Şimdi normalde buraya kuş sermem lazım. Gökhan abiden dört tane kuş almıştım biliyorsunuz. Bir tane de kaçak almıştım. 5 tane toplam. Kuşlar ikinci gün rahatsızlandı arkadaşlar. Tam olarak sebebini Gökhan abi de bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Kümes değişikliği mi desek, yani ondan dolayı mı rahatsızlandı diye. İkinci gün rahatsızlanınca şu karantina kümesine almıştık. Kuşları. İki tanesini. Gökhan abi daha sağlıklı çatıdan vereyim dedi. Kuşlardan, çünkü kuş rahatsızlanınca uçurmada sıkıntı çekeceğiz. Şey hala duruyor. Silik içeride. Gökhan abi daha şey vereyim deyince, dedim abi istiyorsan dumanı da vereyim. Hani sen dumanı kovala. Sıfırdan böyle yeni kovalayabileceğim bir şey varsa onlar da dedim olur. Dün acil işim vardı. Arsa 2 dakika geldim gittim. Bu dumanla işini verdim geri Gökhan abi arkadaşlar. O yüzden buraya şey sermiyorum. Şimdi Gökhan abiden yeni. Ama benim buraya sefer yapıyor maşallah. Tam da buraya da alıştırmıştık ya. Şimdi kuşları açsam gelip durmadan buraya oynayacak. O yüzden kuşları açmıyorum. Şimdi Gökhan abiden yeni kuşlar alacağız arkadaşlar. Daha ne alacağımıza, ne vereceğimize daha şey yapmadık. Karar vermedik. Onlar için görüşeceğiz. Daha Gökhan abi aramadım arsaya geldim diye. Semaveri falan yaktım. Çay demlensin. Ararız, o da işte. Dumanı zaten dün verdim arkadaşlar. Dün öğlen, öğleden sonra gibi. Zaten bir önceki gün şeker ile uçurup videosunu çekmiştim. Dün öğleden sonra Gökhan abiye verdim. Şimdi kuş dediğim gibi bizim bu hedefe iyi kötü alıştırdık gibi. Buraya oynamaya çalışıyor. Bir yandan da orada da kuş var. Orayı da gözü kesiyor. Ama nefesi baya baya açılmış. İyi olmuş yani kuşun nefesinin açılması. Şimdi bakalım, yeni kuşlar beni heyecanlandırıyor. Bunlar da çok heyecanlandırmıştı. 3 tane boz zaten bir uçuyordu. Bu duman ayrı uçuyordu. Güzel şeyler yapacaktık ama kuşların rahatsızlanması. Dediğim gibi o Gökhan abi verdiğinde kuşlar zaten hemen ertesi gün uçurduk. Mermi gibiydi. İkinci günde bizim burada yani aldık, 2 gün sonra da burada kırılınca Gökhan abi değiştireyim dedi. Sağlıklı olarak uçur. Bakacağız şimdi dediğim gibi. Yani kuşların akıbetini akıbetini merak edenler için. Duman da tam olmaya başlamış değil mi? Sefere geliyor ufak ufak. Şu an ama şeyinden eminim. Nefesine kadar açılmış olsa da şu an hayvan havada ağzı açık uçuyor. Sefere gelirken yani kendini çekemiyor. Çünkü düşünsene, bir insan 1 kilometre koşuyor, düz yolda koşuyor koşuyor koşuyor, hani gene hani bir 500 metre daha koşabilir diyelim, örnek veriyorum düz yolda. Siz bir anda adamı yokuşa sürüyorsunuz. Buna da onun gibi düşünün yani arkadaşlar. Hayvan zaten hani nefes nefese kalıyor uçarken, nefes açacağım diye. Bir de sefere geldiği zaman hızlı çıkabilmesi için tam nefesinin açılmış olması lazım. Yani hayvan saatlik uçmaya başlayıp nefesi iyice açmış olacak ki böyle güçlü kuvvetli böyle geldiği zaman sefere tırmansın. Bu daha yeni yeni toparlıyor. Allah'ın izniyle bir 15-20 güne tam nefesini oturtur. Kendini de yukarı seri çeker. Şimdi indiğini de görürsünüz zaten. Ağız böyle 2 metre açılacak. Ama performansını beğendim. Şu an neredeyse yarım saati devirdi.
uçmasında bu kadar nefeslenmesinde katkısı olan silik de çok işimize yaradı. Siz de uçmayan kuşlarınızı böyle saatlik uçan düz bango bile olsa, oyun kuşunuzda nefes yoksa, yani diyelim oyun kuşunuz 5 dakika uçuyor, yanında bango veya posta var, attın mı saatlik uçuyor. Nefes açana kadar takın peşine, önemli değil. Kuş nefesini açsın. Önemli olan nefeslenmesi. Her attığında 5 dakikada biniyorsa zaten hayvan performans sağlayamaz. Uçan kuşa bir takılsın ki böyle kendini, ciğerini biraz toparlasın. Bugün çatıda aslında çok işlerim vardı. Arsaya gelmeyecektim ama çatının şeyini hala yapmadım. Kuşlar için ahşap bir hedef diyorum. Çatı kümesinin içine yem yemeleri için güzel bir ahşap şey yaptım. En azından ortadaki kuşlar için yem zayiatı olmasın diye. Şunu çok büyük vurmuşum da buraya. Biraz zor sağ. Bunu biraz küçültmek lazım. Bir tane de şey yapacaktım. Hani işte bak, tam bu pozisyonda Gökhan abi böyle semaveri odun atarken yanar döner almış adımcım. Bir tane de dış alana yapacağım da. Bak geliyor. Buradaki hedef oynamaya çalışıyor. O yeni boyadığım yer var ya arkadaşlar, bir tane de oraya şey yapacağım. Böyle kuşların yem yemeleri için büyük bir ahşap yapmayı düşünüyorum oraya da. İçine toprak falan koyacağım. Şimdi kümesin genişletme işlemini yaptım. 50-60 santim kümesi genişlettim. Şimdi yukarıya şey basılacak. Strafor döşenecek. Yukarıdaki sajların üstüne. Onu döşemem için de tekrar kümesin üstünü açmam gerekecek. Tellerini filan. Şimdi aç, straforu döşe, tekrar kümesin üstünü kapat. Bir de yerdeki ızgaraları da sökmek gerekiyor. Şeyi döşemek için straforu. Şeye karar veremedim. Kümesin en üst çatıya, yani teras olan kısma straforu döşedikten sonra bir de kümesin kendi çatısının üzerine şey döşeceğim. Plastik lambiri ya da alçıpan yapacağım. Daha ne yapacağıma karar veremedim. Ona karar vereyim. Malzemeyi aldığım zaman çatıyı açmışken diyorum bir kere. Tellerini, kümesin. Hem yukarı şeylerini döşeye verelim. Sabahtan straforlarını döşeye verelim. Kuşları bir şeye kapatayım diyorum. Gözlere tek tek. Geçen bir tane yağlı dişi kaçırdım. Düzmürolardan. Ondan sonra kümesin kendi çatısında yapıp işimizi bitirelim. 20 sefer yaptı mı ya kuş? Aşağı yukarı bayağı yaptı herhalde. Bir oraya bir buraya oynamasındaki sebebi umarım anlamışsınızdır. Videoyu ilk defa izleyenler, kuş daha dün delevesi gün burada kuşlar açılı buraya oynuyordu. Geçmiş dönemde de buraya oynuyordu arkadaşlar. Hmm. 35 dakikayı devirdi.
Maşallah maşallah. 4 attı arkadaşlar. Güzel güzel bu kuş. Yapacak kendini. Bunu tekrar Gökhan abiye devrettik arkadaşlar. Aslında bayağı da nefeslendirmiştim. Devretmemem lazımdı bunu da. Şimdi yeni cici kuşlarımızı alacağımız için en azından Gökhan abiye bir katkımız oldu. Öyle diyeyim. O zaten bunu uçuruyordu da 5 dakika 6 dakika uçuyordu. Bir katkıda bulunduysak ne mutlu bize. Bir 20 dakika daha uçarsa kuş 20 dakika diyorum. 4 dakika daha uçarsa ortalama 40 dakikadır tek başına uçuyor olacak. Hadi bakalım. Bizi de ürkütüyoruz tamla. Ortada durduğumuz için aslında böyle ağaç kenarına menarına bir yere gitsek iyiydi. Bol sefer yaptı. Video başlığını böyle uçurduğumuz zaman bol sefer yaptı diye. 2-3 gitmesi önemli değil. Yeni başlayan kuş için daha bu nefesi yaptığı zaman kendini toparladığında bu taklaları zaten arttıracak. Atımı daha düzgünleştirecek. İnşallah. Ama bol sefer yaptı diye bir başlık atarız. Video biraz izlensin. Arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Like'lar büyük destek ve motive oluyor. Instagram'da mutlu bir ucu alt direk kuşçu. Instagram'dan da tabi takip etmeyi unutmuyoruz. Bir takım resasi çekilişim vardı. Bugün pazartesi. Onu bu akşam açıklayacağım. Çekilişi ben yaptım. Sadece kazanan kişiyi şey yapacağız. Paylaşacağız. Umarım ihtiyacı olan biridir. Hayırlısı diyelim. Evet. Oyun kuşu demek istiyor arkadaşlar. Hani kostüm demek istiyor ama kostümde mesela kuşların mineralini verdin, işte takviyesini verdin, yumurta gününü takip ettin güzelce. Alttan çıkan yavrulara bol takviye atıyorsun. Çünkü yavru ya, küçükten ne kadar iyi beslenip iyi büyürse ekeliğinde de o kadar iyi oluyor. Bundan %100 emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bu tecrübeyle sabit. Bir yavru küçükken ne kadar iyi bakılırsa büyüyünce de o kadar iri oluyor. Yanık büyüyen yavrunun büyüyünce dev gibi olmasını beklemeyin arkadaşlar. Günlük takviyelerini atıyoruz. Dediğim gibi. Ya kostümün ayrı bir zahmeti var. Bunların ayrı bir zahmeti var. Ama oyun kuşu bir kostüme göre biraz daha bir tık daha zor. Ama iki tane kuş uçuruyorsanız onda da oyun kuşu daha kolay. Gel at kuşu demle çayını içerken kendi kendine uçsun. Takılsın. Çok kuş uçuran için oyun kuşu zor. Gerçi kostümde bizde terasta kaç takım kuş var şu an? 12 kapalı. 4 diğer yerde var. 16. Ve 10 takım da yerde vardır herhalde. 26 takım. Kostüm her birini ayrı ayrı takip et. Kim ne eş almış, kim ne yapmış. Yumurta günlerini tut. Çıkan yavruları dediğim gibi takviyeyle kostümde biraz zor oluyor. Bir de şey var arkadaşlar.
Mesela ya iki kuş farklı kuşları birbirine eşledin. İstediğin renk tonajı vermedi. En başa bir daha git. Oyun kuşunda sabit bir damar bulmak çok zor. Damarı bulursan ondan sonra yavruların altından uçur. Damarı bulduğun zaman. Damarı bulana kadar çok uğraştırıyor. O yüzden oyun kuşu iyi damarlara sahip çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. İyi oyun kuşu çok zor bulunuyor. Bundan emin olabilirsiniz. İyisine de yani hakikaten iyisine de 4-5 milyardan başlayıp 20-30'lara kadar iyi oyun kuşu gidiyor. Ama iyisinden bahsediyorum. Böyle sağdan soldan 200-300 liralık kuşlara değil. Soy. O ne? Bu kuş bayağı bayağı nefeslenmiş arkadaşlar. 40 dakikayı devirdi. Güzel. Sefere de gelmeye başladı. Taklayı çoğaltacak. Mesafeyi uzaltacak. Bir de biraz daha yani az daha nefeslenirse daha yüksek uçmaya başlar. Atımları da düzelttim mi tamamdır. Başka bir eksiği yok gibi. Sivas erkeğimin yerine hala yukarıya bir damızlık koymadım arkadaşlar. Onun için hala araştırma yapıyorum. Kendi oğlu var. Kendi oğlunu kızına yani şu anki eşi baba kız eşlemesi yapmıştım kendi eşi ölünce. Oğluyla kızı da farklı annelerden. Farklı annelerden yavrusu. Yani ikisini birbirine girdiğimiz zaman bir de alt üst şey yapmaz yani arkadaşlar. Kolay kolay kan sıkışmaz. Şimdi alttan yeni yeni de şeyleri de geliyor. Sivas'ın torunları. O iki tane çıkarttığım minik yavru bir gök bir şeker olan Sivas'ın torunları oluyor arkadaşlar. Çünkü uçurduğumuz şekeri Sivas'ın oğluydu. Onlar da onun yavrusu, torunu. Onların biriyle de eş yapabilirim. Ona bakacağız artık neye işleyeceğiz diye. Ortağımda bir tane çok iyi bir oyun kuşu var. Hakikaten çok iyi. Böyle sefere geldiğinde 8-9-8-9 kuş gidiyor. Onu göndereyim dedi de. Önce dedi ister uçur. Biraz kuş şov yapsın. Ondan sonra dedi şeye eşlersin. Sivas'ın şu anki eşine de eşlersin. İkisi de çok güzel takım olur. Bir bakalım onu öyle 8-9-8-9 giden kuş çok kolay bulunmuyor arkadaşlar. Hani bulunuyorsa bile mesela şöyle söyleyeyim. Bu kuş diyelim geldi 8-9 atıyor 8-9 atıyor ama genelde 8-9 atan kuşlar 2 sefer, 3 sefer ya da 4 seferde yıkılıyorlar. Ya da boş anime gibi bir şey oluyor. Ortağımın önerdiği kuşta boş inme bilmem ne böyle erkenden yıkılma yok. Bir bakacağız. Herhalde bir buçuk aya falan gelir diye düşünüyorum. Şu an acelesi yok zaten eşlemenin. Tepeli Miro yavrular yetişiyor. Tepeli Miro yavrularla birlikte gelecek. Pelen'in oğlu. Bu Erman'dan son aldığımız bu kastrol dediği Tepeli Miro'lar var. Onlar şimdi eşe geldi. Onların yavrusu büyüyecek. Kastrol serisinin. Pelen'in altı büyüyecek. Shakira orada. Shakira'nın altı büyüyecek.
Ne yapıyorsun sen burada? Onlarla birlikte gelsin. Oyun kuşunda pek bir acelem yok. Ne oldu? Kamera ters dönmüş. Arkadaşlar bu bayağı saatlik olmuş ya. 45 dakikadır uçuyor. Nefesi iyi açılmış. İnişini de yapsın. Videoyu kapatacağım. İniş yapmasını bekliyorum. Çayımız kaynamış. Çayımızı demleyelim bari, bunun ineceği yok. Çay da bitmiş. Çay az kalmış. Bir saniye videoyu durduruyorum hemen. Evet arkadaşlar, çayımızın demlemesini hallettim. Şöyle altına biraz da odun attım. Gökhan abi aradım ne zaman geliyorsun diye. Arkadaşlar bu arada kuşumuz indi. Şöyle göstereyim. Hedefinde. Videoyu kapatmamızı bekliyormuş. Hala böyle tam, yani biraz yüksekten böyle şey yapıyor. Takla ata ata iniyor da bir süre sonra şey yapacak, böyle tam çöküp dipten vurup inecek. Ama boş inmemesi iyi arkadaşlar. O açıdan. Gökhan abi de gelsin de bir çay keyif yapalım. Bayağı uçtu. Performansı iyi. Yeni yeni başlayan bir kuşa göre. İnşallah daha da iyi olacak.